Günaydın, hayırlı sabahlar pazar gününden. Biz yağmurlu bir güne uyandık, bakar mısınız? Hiç durmadan yağıyor sabah 7'den beri. İçerisi buhar olmuş böyle balkon. Biraz camını araladım, buharı gitsin diye. Dur bak, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor Durucuk. Bu da 7.30'dan beri ayakta ablaları. 9-9.30 gibi uyuyor. Dün gerçi biraz geç uyutmuştum, 10.30'u bulmuştu ama anne, yine de erken uyandı. Anne, yağmur oluyor. Yağmur mu seyredeceksin? Evet. Bak, coştu deniz. Deniz coştu. Zonguldak'ın yağmuru dinmez arkadaşlar. Artık yağmurlu günler başladı. Saat bu arada 10 oldu. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Azra ile babası hala uyuyorlar. Evet. Yeleğini yine çıkarmışsın. Yeleği vardı üstünde. Örme yeleği. Ama yeleğini çıkarmışsın Ponçik. Hadi yeleğini giyelim. Yeleğini giyelim anneciğim. O bir daha çıkmasın, tamam mı? Yes. Tamam. Okey. Okay. Hadi gel. Kahvaltı hazırlığı için mutfağa geldim. Dedim ki pazar kahvaltısına bayağıdır yapmadım. Bir pişi yapayım dedim. Kabartma tozundan. Azra da Rıza da bayılıyor. Ben de çok severim. Tabii ki sevmeyen yoktur da. Onlar daha çok seviyorlar. Şöyle iki tane yumurtadan yapacağım. Bir taneden de oluyor gerçi ama bu sefer iki yumurta kullanacağım. Sonra 3 yemek kaşığı kadar yoğurt koyacağım. Hatta 4 de koyabilirim. Tuzumuzu da alalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Önce bir şunları şöyle çırpayım. Biraz un koyalım. Tuzumuzu ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar koydum. Az da ucuyla koyuyorum. Yeterli oluyor. Bir pakette kabartma tozumu ekliyorum. Hamurumu yoğurayım, geliyorum. Hamurumu yoğurdum. Yumuşaklığını göstereyim size. Bayağı bir yumuşak hamur yaptım. Tezgaha aldım, sonra bayağı unladım. Hatta devam ediyorum unlamaya. Açacağım şimdi güzel. Aslında dinlendirsek çok iyi oluyor. Şöyle mesela yarım saat falan ama. Belki şeklini verdikten sonra dinlendiririm. Hamurumu bu büyüklükte açtım. Ne ince ne kalın arkadaşlar. Şimdi bardak yardımıyla keseceğim. Kalıplarınız varsa onlarla da kesebilirsiniz. Kare kare kesenler de var. Ben yuvarlak yapıyorum. Şöyle tepsime aldım. Kestiklerimi koyacağım. Sonra arasına yağlı kağıt koyup bir kat daha kestiklerimden koyarım. Çünkü hamur bereketli oluyor. Yani yaptıkça çıkıyor. Şuradan şöyle başlıyorum. Bakın. Çay suyumu da koydum. Hemen pişilerim de hazır. Aynı işlemi hamur bitene kadar devam ettirdim. Böyle iki sıra çıktı. Biraz dinlensinler şurada. Yağ kızana kadar. Şimdi önce çayımı ayarlayayım. Çay şeker kavanozlarını bu arada yukarı kaldırdım. Soruyorsunuz ya bana hala. Artık buraya yukarı koydum arkadaşlar. Şeker de orada, tuzum da orada. Aygazın hemen üstünde iyi oluyor. Tezgahtan kaldırdım. Kızartma tenceremi dün yıkamıştım mis gibi. Şimdi buna yeni yağ koyacağım. Yağını değiştirmiştim. En fazla 2 ya da 3 sefer kullanılıyor zaten patates kızartmasında. Ondan sonra hemen döküyorum, tenceresini yıkıyorum. Şuradan hemen alalım. Yağım da azalmaya başlamış, görüyorsunuz. Hamur işi ya da kek, pasta, börek bir şeyler yapınca sıvı yağ dayanmıyor biz hanımlara.
Altını yakalım, kızsın. Tabak ayarlayayım o arada. Yağım iyice kızdı. Hemen şimdi. Şöyle ters çevirdim. Bitene kadar kızartayım. Artık kahvaltı masasında görüşürüz. Pişiler hazır. Çayımı da demledim. Şimdi kahvaltılıkları ayarlayacağım. Bakın. Size içini de göstereyim. Bu şekilde. Pofuduk pofuduk oldular. Kahvaltıda afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kahvaltımızı bugün balkona hazırladım. Kapalı balkonun da avantajı bu şekilde. Vallahi güzel oluyor yağmur eşliğinde. Hemen şöyle masamızı göstereyim. Kayınvalidem acuka yapmış, dün Rıza'ya da vermiş böyle bir kase. Ondan göndermiş akşam. Çok severiz biliyorsunuz. Sevmeyen yoktur sanırım. Benim ponçikler burada masa başında bekliyorlar. Azra pişiye nasıl sevindin? Çok. Belli çok sevinmişsin. Yol izlemek Duru, çok güzel. Duru sen sevindin mi? Duru. Efendim anneciğim. Yol izlemek çok güzel böyle yemek yerken. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bize afiyet olsun. Yağmur yağıyor. Hadi afiyet olsun Duru. Duru her yerin peynir mi oldu? Ablasına içine peynir koydurtuyor bakın. İçini açıyorlar, peynir koyuyorlar. Çok mu sevdin? Çok. Sevinçten neler yapıyorsun? Azra kaçıncıyı yiyorsun kızım? Birinci yılda. Daha birinciyi mi yiyorsun? Çocuklara rahat vermiyor. Çünkü kardeşine peynirli hazırlıyor. Bak. Saati bir yaptım. Geldim arkadaşlar. İşimi gücümü bitirdim. Mutfağı toparladım. Evi süpürdüm. Kayınvalidemin makinesi bende biliyorsunuz. İhlas robotu. Onu vermeden bir kere daha bugün süpüreyim dedim. Yarın çünkü geçireceğim onu artık. Ona da lazım oluyor. Sonra ne yaptım? Bir yorgunluk kahvesi. O kadar yorulmadım gerçi günlük ev işleri ama. Azra ödevini yapıyor içeride. Duru'yla babası da daha en sonda yatak odasındalar. Onu oyalıyor birazcık. Ben de şimdi mutfağa geçeceğim. O dün aldığım kornişonların turşusunu basacağım bakalım. Yalan yok, hayatımda ilk defa turşu yapacağım arkadaşlar. Bu zamana kadar ya annem yaptı ya kayınvalidem yaptı. Bana daha yeni sıra geliyor. Ayrı evim olsaydı baştan beri illaki her kış hazırlıklarımı yapardım annemle birlikte veya kayınvalidemle birlikte ama... İlk kez şimdi kendi evim için bir şeyler yapacağım. Kornişon turşusuyla başlıyorum. Sonra yine bir şeyler dolaba bir şeyler koyasım var. Böyle pazara gittikçe falan. Dün aslında barbunya alacaktım. Barbunya 7 liraydı. 6'ya da vardı, 7'ye de vardı. Ondan sonra ben onu her şeyi aldım. En son alırım dedim. Bir eve geldim barbunya almamışım. 2 kilo falan alacaktım. Hani her gidişimde 2 paket koyayım diye. Neyse bir daha indiğimde tekrar alacağım. Turşuyu beraber yaparız. Çünkü yazmışsınız dünkü videomu izleyenler. Elif abla turşuyu yaparken çeker misin diye. Zaten aklımdaydı çekmek. Beraber yaparız diye düşündüm. Dünden çorbam var. Yanına dolma biber doldurmak istiyorum bugün. O dün aldığım dolma biberler küçük küçük çok hoşuma gidiyor. Onlar çok da güzel oluyor. Onu yaparız beraber. Öyle yağmurlu bir gün görüyorsunuz. Hiç dinmedi sabahtan beri. Kahvaltımızı yaptık. Burada bayağı oturduk. Rıza ile çay içtik falan. Ondan sonra bulaşıklarımı hallettim. Öyle işte sizler neler yapıyorsunuz? Pazar günleriniz nasıl geçiyor? Normalde Azra'yı da alıp AVM'ye doğru inecektim ben bugün ama çok yağmur yağıyor. Babaannesine gidecek birazdan. Orada duş alması gerekiyor. Hatta onunla birlikte ben de gideceğim. Yarın okul var malum. Bir yıkansın gelsin. Ondan sonra da Duru'yu uyuturum zaten. Ama önce ne yapalım? Turşuyu yapalım beraber. Ben şu kahvemi içeyim. Kahveden sonra görüşürüz inşallah. Vallahi yarım saatten fazladır bunlarla uğraşıyorum. Sarımsağımı ayıkladım bayağı. Bir bardak sirkemi de çıkarttım. Limon tuzum, kaya tuzum burada. Kornişonlarımı da 4-5 sefer yıkadım arkadaşlar. En son sonra tek tek yıkadım. Çünkü şuraları hep aralarında böyle sanki toprak var gibiydi. O yüzden tertemiz olana kadar yıkandı. Uçlarını ben kestim. Çürük olan yerlerini de aldım. Çürük yoktu ama işte böyle karartılar vardı. Onları ben sevmediğim için temizledim. Böyle ucunu başına aldım yani. Kavanozumu da çıkardım. Şimdi beraber yapacağız bakalım. Şöyle bismillah diyoruz. Bakalım bu tarif tutarsa her sene böyle yaparım. Yengemden aldığım ölçülerle yapıyorum.
Onunki gerçekten böyle çatır çutur o kadar güzeldi ki çok beğenmiştik. Annem de ben de. Şöyle aralarına sarımsak dolana kadar böyle koyacağım. 5 kiloluk şişem doldu arkadaşlar. Aralarına böyle sarımsağı bastım. Sonra şöyle yarım kiloluk kavanoza da koydum. Buna da bir tane daha girer herhalde. Ve kornişonum yine arttı. Kayınvalidemden kavanoz getirip bunları da basmam lazım. Bakın şu kadar kornişonum arttı. Yani rahat bir 2 kavanoz daha yarım kiloluk çıkar. Sarımsağım da var biraz. Eklerim olmadı. Şimdi ne yapıyorum? 1 su bardağı sirkemi bu 5 kiloluğa döküyorum. Bunu döktük. Limon tuzundan 1,5 yemek kaşığı kadar koyacağım. Şöyle alalım. Yemek kaşığı. Kara tuzu da 4,5-5 yemek kaşığı kadar koyarsın demişti yengem. O da öyle koymuş 5 kiloluk kavanoza. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 kaşık koyacağım. 5. Şimdilik su koyacağım. 5 kiloluk şişem hazır. Kapağını da iyice kapattım. Suyunu tam doldurdum. Buraya da küçüğü hazırladım. Rıza'yı aradım. 2 tane daha yarım kiloluk kavanoz istedim. Kayınvalidemlerden getirecek. Buna da yarımşar kaşık, bir kaşık kaya tuzu koydum. Yarım kaşık limon tuzu koydum. Bir çay bardağı kadar da sirke koydum arkadaşlar. Buna da kaynar su basacağım. Yeşim abla öyle yapmıştı küçüklere. Bunu da kaynar suyla yapacağım. Kuracağım bakalım. Şunu şimdi kaldıracağım. Biraz dursun. İkisini zaten hepsini bütün turşularım balkonda duruyorlar. Kapalı balkonda. Küçüğüne de kaynar suyunu ekledim. Kapağını iyice sıktım ve ters çevirdim böyle. Soğuduktan sonra kaldıracağım arka tarafa inşallah. Hatta şunu götürebilirim. Ben şimdi dolma biber temizleyeceğim. Turşu bakalım. İşi tamamsa yemek içine girebilirim artık. Dolma biberlerimi temizledim. Güzel 2 kere de yıkadım. İçimi de hazırladım. Biz çiğden yapıyoruz arkadaşlar. Bol maydanoz, soğan, domates rendeliyorum. Baharatlarını koyuyorum. Sıvı yağını, tuzunu ekliyorum. Güzel harmanlıyorum. Kaşık ucuyla da salça koydum. Domates salçası çok basmadım. Yani rengi bu şekilde gördüğünüz gibi. Oraya da 2 tane domates rendeledim. Şimdi hızlı hızlı doldurayım. Saat çünkü 3.30 oldu. Acıkmaya başladık. Çorbamız da var. Bu da pişsin. Yanına bir de salata yaparım. Karnımızı doyururuz inşallah. Dolma biberlerim hazır. Suyumu da kaynattım. Şöyle sıcak su ekliyorum. Altını yakacağım. Çocuklar acıktılar. Çorbayı ısıttım. Bu çorbayı muhtemelen şimdi bitirirler. Yanına tekrar çorba yapar mıyım bilmiyorum. Bakalım biz de acıktık. Ya da salata, yoğurt falan öyle mi yeriz? Bir onların karnını doyurayım. Saat neredeyse 4'e geliyor. Bayağı bir zaman oldu. Halen daha mutfaktan çıkmış değilim. Görüyorsunuz. Bayanların işi hiç bitmiyor. Altını yakalım. Kapağını örtelim. Kaynadıktan sonra kısığı alacağım zaten. Üzerini piştikten sonra sıvı yağ gezdireceğim. Dolmalarım pişti. Sıvı yağını da ekledim. Altını kapattım. Böyle dinleniyor biraz. Hatta kapağını yarım bıraktım ki soğusun azıcık diye. Biz soğuk da seviyoruz çünkü. Ilık da güzel oluyor. Ben şimdi salata yapacağım. Sofrayı hazırlayacağım. Yoğurt da çıkartırım. Çorbamız da var. Bugün bunlarla idare ederiz diye düşünüyorum. Duru'yu uyuttum bu arada. Dolma da kısıktaydı. Rıza'ya dedim ki altını kapatırsın çok şey olursa. Allah'tan çok uzun sallamadım. Hemen uyudu. Çok uykusu gelmiş. Uyutmam diyordum. Çünkü saat 4'ü geçmişti. Geç oldu. Uyku saati geçti diyordum ama gözler gidiyor. En istedim ben bunu bir saatte olsa uyutayım. Neyse biz de şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Onun zaten karnını doyurmuştum. Ondan sonra da artık biraz dinlenirim. Gerçekten bugün mutfaklardan çıkamadım yani. Gerçi her günümüz böyle oluyor. En çok mutfakta zaman geçiriyoruz. Ne yapalım? Allah sağlık versin. Karnımızı doyurduk. Salata yaptım. Çok güzel. Yoğurt da çıkardım.
Birer kase çorba içtik, dolmayla yoğurt yedik derken ki dolma harikaydı her zamanki gibi, ellerime sağlık. Neyse şimdi ne yaptım? Çay dedi akşamüstü demlersin dedi Rıza. Annesi Gilde de içmişler çünkü bir demlik, o yüzden çay yapmadım. Kendime bir Nescafe yaptım ben de. Burada oturuyorum böyle yağmuru seyrediyorum. Bugün hiç dinmedi yağmur. Sabahtan beri yağıyor valla. Camları görmeyin. Hava açar açmaz sileceğim. Ben de bilmiyorum, cam takıntısı var. Camlar kirli oldu mu bana her yer kirli geliyor nedense. Neyse yorumlarınıza baktım biraz. Birazını cevapladım, birazını hala okumaya devam ediyorum. Dün temizlik videomu izleyenler, tabii hepiniz izlediniz de şu an beni izleyenler, yazmışlar bana. Elif'cim salonun çok boş duruyor, bir aksesuar mı alsan, masalara runner mı alsan, sehpalarına bir şeyler mi koysan ya da orta sehpa alıp ortaya bir şeyler mi koysan, tablo mu alsan, bir sürü fikir verenler var. Öncelikle eksik olmayın, sağ olun. Şimdi baştan sıfırdan ev düzünce arkadaşlar, kaba eşyamın borcunu ancak ödüyorum. Ufak tefek detaylara inanın daha sıra gelmedi. Yeni yeni böyle. Zaten bu ay, yani bu ay taşındık buraya biliyorsunuz. Ben de düşünüyorum bir iki bir şey. Mesela yemek masasına tabii ki ben de bir runner istiyorum güzel böyle. Gold detaylarında ya da artık buraya uyan eşyalarım uyan. Gezip bakmam lazım açıkçası. Üzerine şamdan falan istiyorum ama duru rahat vermiyor. İşte bırakmıyor. Masada böyle kırılacak vazolar falan koymamam da lazım. Çıkıyor çünkü sandalyeye çıkıyor, masanın üstüne çıkıyor, fırlatıyor, atıyor. Küçük çocuklu bir evde çok süs eşyasına şey değilim yani. Gönlüm el vermiyor çünkü zarar veriyor. Diğer evde çok yaşadım ben bunu. Konsolumu bile açabiliyordu yani, kapaklarını kilit taktığımız halde. Masada da bir şey bırakmıyordu. Sonra duvara tablo istiyorum, karşı duvara, ama bakalım, daha diyorum ya, daha onlara yeni yeni sıra geliyor. Her şey zamanla olur, hani artık küçük detaylar tamamlanacak, ben de istiyorum çünkü değişiklikler. Bu sehpalarımın üstüne de kaktüsler istiyorum, yine duruyor, güvenemiyorum. Atar, toprağını döker, zarar verir, eller çıkarır diye. Normalde böyle Zübeyde'nin de var biliyorsunuz, sehpaların üstünde kaktüsler, şeyler, diğeri neydi o? Bir tane daha şeyi var ya onun, çiçeğin bir değişiği. Adı aklıma gelmiyor inanın şimdi. Onlar çok hoşuma gidiyor normalde ama hep cesaret edemiyorum. İnanır mısınız, hani zarar verecek diye. Öyle bakalım ya, bir şeyler yapacağız. Ben de istiyorum hani, ama yemek masasına runner'la üstüne böyle bir şeyler. Yaşık bir vazo istemediysem de yine koyacağım. Çünkü durudan sebep. Bir şeyler yapacağız inşallah, zamanlı olur. Buradan da o konuya açıklık getireyim dedim. Şu an sade, boş, aslında en güzeli. Siliyorum, tozunu alıyorum. Duru da kıracak bir şey bulamıyor falan. Şu an iyi ama gerekiyor tabii ki. Fon perdeyi yazanlar var hala. Valla perdelerimin borcu bir bitsin. Çok borç, üstüne borç yapmak da istemiyorum. Onu bir kapatayım 2-3 ay içinde borcunu. Zaten 2-300 borcum kalmıştı. 300 verdim, 2000 kaldı, evet. Onu bir kapatayım arkadaşlar. Ondan sonra şöyle belki yaza doğru bir fon yaptırırım. Ama kışın şimdi gerek duymuyorum. Ama zamanla olur yani. Olmaz diye bir şey yok. Her şey zamanla. Yani hepsi bir anda olmuyor maalesef. Bu arada Azra'nın odasına gelmişken size dolabını göstereyim dedim. Unutmuşum sabahtan beri. Biz bunu ne yaptık? Sildik. Azra'yla içini yerleştirdik. Kıyafetlerini falan, her şeyini katlayıp koyduk. Göstereyim mi? Gösterebiliriz anneciğim. Bak istersen. Burada onlar var. Kıyafetler. Kışlıklar, daha çok yazlıkları alta koyduk. Burada da mumlar. Asfiye asacaklarımızı astık. Kitaplarını da koydu var. Biraz alta. Oyuncak kitap dolabı var. Şu an oyuncak olmadığı var. İçin. Oyuncak var. Burada çantam var. Yani. Oyuncakları kendisi koydu. Aslında ben hiç gardıroba koyma dedim ama anlamadı. Burada da okul kitaplarım var. Günlük, haftalık, ders, bugün. Burada da 7 tane tacım var. Bir göz kremim var burada. Kendisi koydu bunları. Ben hiç karışmadım valla. Burada bir tane oyuncak bilgisayar yaptım. Bunu ben yaptım. Bunu koydum. Ben yaptım. Böyle. Eline sağlık. Oyuncak yaptım. Bir de Azroş size oyuncak evini göstermek istedi. Deminden beri bunlarla oynuyor. Babası yeni aldı. İçini göster. Bakalım içine. Çok tatlı ama. Azra bunu çok istiyordu. Azra şimdi babaannesinin yanına gidiyor. Şöyle dolma ayarladım onlara. Çünkü çok seviyorlar. Kayınvalidem özellikle zeytinyağlı dolmayı çok seviyor. Çok sık yapardı çünkü. Şöyle bir tabak göndereyim dedim. Poşete koyacağım. Üstünü saracağım güzel. Babaannesine getirsin bakalım. Saati 7:30 yaptık. Duru Hanım'ın karnı acıkmış. Baksanıza ablaları dolma yiyor. Çok mu güzel olmuş? Babam yedi.
Baba ekmek almaya gitti. Anne. Azra donla gitti. Anne baba orada şeker alacak. Şeker mi alacak sana? Söz mü verdi? Söz. Duru bir tane dolma yedi. İkinciyi açtım ona. İçini yiyor bakın. Şımardım. Yine şımardım. Ben de şimdi bir çay suyu koydum. Çayımızı demleyeceğim artık. Anne. Haberlere bakacağız beraber Rıza ile. O da ekmek almaya gitti. Anne. Efendim. Anne. Baba ekmek aldı gitti. Evet baba ekmek alıp gelecek anneciğim fırında. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Biz artık gidiyoruz. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye bye. Baba.